Skyler, matematiği hiç anlamıyorum. Sınavlardan nefret ediyorum. Annem! Bittik. Saklan! Evet, Pinky. Keşke bu odanın gizli bir yeri olsaydı. Buna ne demeli? Anne gelmek üzere. Korkuyorum. Yatağın altına saklanın. Kızlar! Tuhaf. Neredeler? Okuldan çoktan dönmüş olmaları gerekirdi. Pinky, Skyler, neredesiniz? Hayaksız sınavlar. Kızlar dışarıda olmalı. Yaşasın, kurtulduk. Skyler, bir planım var. Yatağın altına gizli bir oda yapacağız. Sadece hayal et. Annem bizi asla bulamayacak. İstediğimiz kadar F alabiliriz. Pinky, bu harika. Gizli oda mı yapıyorsunuz? Wow. Meydan okuma kabul edildi. Matkap ve vidalarımız var. Skyler, kes şunu. Biz profesyonel inşaatçılarız. Aa, bu da ne? Evet, ihtiyacımız olacak. Ben hazırım kardeşim. Pinky, acele etme. Hey, hazinelere bak. Aha. Birazdan bu kirişler ahşap bir temele dönüşecek. Ama Pinky her şeyi yetişkin edasıyla yapıyor. Tasarım oluşturmanız gerekiyor. İşte böyle. Üste de bir yatak var. Hayaller gerçekleşmeli. Skyler, beğendin mi? İyi görünüyor kardeşim. Sanki gerçek gibi. Tasarım ne olacak? Unut gitsin. Çalışmaya devam. Şimdi resim yapma zamanı. Abrakadabra! İşte buradasın. Hissine bayılıyorum. Ruloyla çalışmak eski yatağı yepyeni yapar. Pinky, bu çok eğlenceli. Biliyorum ama yapmam gereken önemli bir şey var. Nereye gidiyorsun? Daha yapacak çok iş var. Hey, dikkat et. Skyler, sessiz ol. Battaniyeyi aldım. İşte bu. Aferin Pinky. Eski moda duvar kağıdı yok. Yeni trend yumuşak duvarlar var. Oldukça kabarık. Hey. Pinky, odaklanmak ister misin? Şuna bak. Vay, sihir işe yaradı. Ev artık çok rahat. Ah, bir dakika. Ah, kızlar yine etrafı dağıttı. Evet, doğru zaman. Üzgünüm anne. Temizliğe biraz ara. Bir saniye. Paspas nerede? Bugün ne tuhaf bir gün. Skyler, işte geldim. Beni özledin mi? Bir saniye. Neden paspas aldın? Bu yüzden. Hadi parlak bir halı yapalım. Gökkuşağı bulmacasını birleştirin ve detayları dikin. Skyler, ne yapıyorsun? Anne, uzun bacağın yeni bir şapkaya ihtiyacı var. Skyler, hadi. Oyun zamanı değil. Gerçi pekala, tamam. Devam edelim. Ve halımız hazır. Çok rahat. Peki sırada ne var? Gizli odada yeterince ışık yok. O halde duvarlara led şerit asalım. Harika. Skyler, başardık. Ah, açlıktan ölüyorum. Merak etme Pinky. Öğle yemeği geldi. Afiyet olsun. Nefis. Çok lezzetli. Boş kutular faydalı olabilir. Sadece yapıştırın. Onlardan kuleler yapın. Skyler, sağ solu karıştırmayı bırak. Kutuyu bana ver. Kutu kolayca tezgaha dönüşür. Pizzaya ihtiyacımız yok. Fena değil. Ama Skyler gücendi. Skyler, masaya bak. Hadi boyayalım. Nasıl istersen Pinky. Skyler, sen doğuştan bir sanatçısın. Ama artık fırçalara ihtiyaç yok. Ayaksı, tam kafadan. Şekerleri gizli masamıza saklayalım. Mükemmel bir saklama yeri. Annenin temizliği tüm hızıyla devam ediyor. Ama odada bir casus var. Bunlar yatağın altında hareket eder. Neler oluyor? Hey! Giysiler nerede? Pinky, uyuma. Skyler, neden bunlara ihtiyacımız var? Sakin ol kardeşim. Yumuşak bir tabure yapacağız. Bir miktar muşamba kessin.
ve içine bir şeyler koyun. İyice sıkın ve tabure hazır. Sana söyledim Skyler, yapabiliriz. Abur cubur. Pinky, ben her zaman hazırım. Yatağın altındaki oda artık tamamen rahat. Skyler bak. Ne? Afiyet olsun kardeşim. Komik değil Pinky. Pişman olacaksın. Hayaksı, şimdi büyük bir temizlik yapmalısınız. Ama Pinky bu işten nasıl sıyrılacağını biliyor. Bu tabakları piknikten sonra iyi ki sakladınız. Çiçek çizin. Ve kesin. Ne kadar çok o kadar iyi. Şimdi yaprakları yapıştırın. Ve çiçek bahçesi hazır. Ah Pinky, şakaları çok sinir bozucu. Kızma Skyler, bu çiçekleri duvara asalım. Leke yok. İnanılmaz çık. Ve sıfır atık. Pinky, bu duvarı ben dekore edeceğim. Plastik şişeler. Şişeyi kesin. Ve ihtiyacımız olan her şeyi hazırlayın. Şimdi başlayalım. Kes ve yine kes. Skyler, yardım edebilir miyim? Hayır Pinky, kendim halledebilirim. Evet, neredeyse bitti. Parçaları bir zincir halinde bağlamak gerek. Güzel başlangıç. Şimdi bunu şişeye asalım. İçine led ışıkları yerleştirin. Minik lambalar odanın en onurlu köşesinde olacak. Skyler, şuna bak. Çok güzel. Kardeşim, biraz dinlenebilir miyiz? İyi misin Pinky? Bundan bıktım Skyler. Başka bir duvara ihtiyacımız var. Pekala, Pinky'nin harika bir fikri daha var. Bir saniye, bunu yapmalı mıyız? Elbette Skyler, bunu yapmak zorundayız. Çıkar beni buradan! Hey, zaten buradayım. Ah, gerçekten buradasın. Üçüncü duvarı bir kumaşla süsleyin. Harika, iç duvarı yapabilirim. Parlak posterler ve çıkartmalar. Daha şirin ne olabilir? Pinky, başardım. Şimdi ne olacak? Bu duvar için planlarım vardı. Şimdilik dinlen. Ben çalışacağım. Yaratıcılık her şeydir. Ama önce bu kalemleri kısaltalım. Fazla oldum Pinky. Ama hayalini kimse engelleyemez. Kalemleri bardağa yapıştırın. Ve işte eşsiz bir düzenek. Şaheser çizme zamanı. Kırmızıyla başlayalım. Ah hayır, şövalye ne olacak? Paniğe gerek yok. Eski askılardan şövalye yapalım. Askılıkları penseyle bükün. Ve duvara sabitleyin. Çok kullanışlı. Sessiz olun. Sanatçı iş başında. Bu büyük bir ustanın sanatı. Ama bu çok fazla. Yanlışlıkla oldu. Seni uyardım Pinky. Akıllı bir kız kardeşinizin olması harika. Soyut sanata ne dersin? Kendin dene. Elbette Skyler. Yaratıcılık çok eğlenceli. Özellikle de takım halinde çalışıyorsanız. Büyük bir parti vermenin zamanı geldi. Gizli odada parti başlar. Bütün gece parti. Ama anneleri buna izin vermeyecek. Bu gürültü de ne? Kızlar okuldan mı döndü? Skyler dikkat et, bu annem. Pinky, ne yapacağız? Perdeleri kapatalım. Artık yatağın altındaki oda gerçekten de çok gizli. Kızlar, burada mısınız? Pinky, korkuyorum. Skyler, kontrol et. Sessiz ol. Umarım annem fark etmez. Kardeşim, dürbüne ihtiyaç var. Böylece tüm dünya elimizin altında olur. Evet Pinky.
Buraya bir dürbün koyalım. Orada ne var? Ah hayır, bu boruyla gözetlenmiyor. Pinky, bunu unuttun. Skyler, sen harikasın. Pekala, bir bakalım. Etraf temiz. Hmm. Pinky, ben de bakmak istiyorum. Skyler, rahatsız etme beni. Aç gözlü olma. Burada garip bir şeyler oluyor. Belki kızlar buradadır. Aa, işte buradasınız. Ödevinizi yaptınız mı? Müdür bana notlarınızın kötü olduğunu söyledi. Ödevinizi yapın hemen. Kızlar burada ne yapıyordu? Yine de burası çok güzel. Vay, abur cubur bile var. Turum turuma bakalım. Mola sırası annede. Antrenmanımıza başlayalım. Hadi daha hızlı. Devam edin kızlar. Bir kez daha. Kaç kere daha? Her gün pratik yapıyoruz. Bundan bıktım. Haklısın. Yeter artık. Bir fikrim var. Beni takip edin. Ama koç her şeyi görür. Hey, nereye gidiyorsunuz? Durun. Geldik Sema. Sadece sessiz ol. Hadi saklanalım. Battaniyenin altına gireceğim. Tamam. Ben de perdeyi alacağım. Pekala. Beni görebiliyor musun? Bu plan iyi değil Sema. Koç bizi hemen yakalayacak. Başka bir yere ihtiyacımız var. Yatağın altına. Çabuk. Tamam. Dikkatli ol. İşte koç geliyor. Bu daha iyi bir iş. Bu garip. Burada da değiller. Neredeler? Yaşasın. Gidiyor. Artık eğitim yok. Yatağın altının oldukça rahat olduğu ortaya çıktı. Neden burada yaşamıyoruz? Bir fikrim var Jale. Gizli bir oda yapacağız. Ben yanındayım. O zaman işe koyulalım. Önce burayı temizleyelim. Hadi Sema. Biraz daha. Yapı malzemeleri en önemli şeydir. O kirişlere ihtiyacımız olacak. 1, 2, 3, 4. Hepsi yerinde. Ölçelim ve keselim. Şimdi çerçeveyi monte edebiliriz. Bana yardım et Jale. Buradayım zaten Sema. Yatağın altındaki oda çok sağlam olmalı. Öyleyse temeli güçlendirelim. Ve şimdi en önemli kısım. Çerçeveyi yerine yerleştirme. Bu zor bir şey. Ama pompon kızların üstesinden gelemeyeceği hiçbir şey yoktur. Harika görünüyor. Geriye sadece küçük bir şey kaldı. Yatağı üst kata taşımamız gerekiyor. Hazır mısın Jale? Kesinlikle hazırım. Yatak yerinde. Sırada ne var? Dekoru düşünme zamanı. Gizli odayı boyamaya başlayalım. Pembe doğru renktir. Silindirler, boya ve iyi bir ruh hali. Başarının anahtarı bunlardır. Başardık Jale. Yatağı da boyayalım. Sema bekle. Daha iyi bir fikrim var. Tatlı bir tasarım olacak. Kulağa hoş geliyor. Hadi bir deneyelim. İşte tatlı krema geliyor. Mükemmel. Yatağa bağlayalım. Ama hepsi bu kadar değil. Beni tekrar et Jale. Pembe kremayı mavi bir kenarlıkla kapatalım. Beğendin mi? Sema, pasta süslerini unuttuk. Hemen yapacağım. İyi düşündün Jale. Hadi yapalım. Bak ne kadar havalı. Eksik olan tek şey bir merdiven. Kolay. Sema kendi yapmaya karar verdi. Wow. Ve bitti. Şimdi yatağı test edelim. Test başarılı oldu. Merdiven çalışıyor. Yeterli yastık yok Sema. Ben buradayım. Bunu yakala. Mükemmel. İkinci kat hazır. Şimdi yumuşak ve rahat. Ama alt katta daha yapılacak çok iş var. Sema, hemen kanepeye ihtiyacımız var. Sorun yok Jale. Paletlerimiz var. Kanepeyi tam buraya koyacağız. Aa, bu çok kullanışlı. Sadece biraz sert. Hadi yumuşatalım Jale. Bu çok daha iyi. Köpek burada. Şimdi güzel bir döşeme yapalım. Battaniyenin yakınlarda olması iyi bir şey. Bu bir kraliyet tahtı. Neden araziyi bitkilerle süslemiyoruz Jale? Nasıl istersen Sema. Bu yeterli mi? Eminim yeterlidir. O da artık çok rahat. Daha fazla ışığa ihtiyacımız var Jale. Kesinlikle Sema. Kanepeyi parlak ışıklarla süsleyelim. Vay canına. Gerçek bir oturma odası. Misafirlerin beğenip beğenmeyeceğini merak ediyorum. Yerde bir kilim olacak. Ama biz çok kreatifiz. Odamız sıradan olamaz. Bu bir dondurma halısı olacak.
çocuk oyuncağı. Bir koni keselim ve bir top dondurma. Şimdi sadece parçaları bir araya getirmemiz gerekiyor. Ve süsleyelim. Bu tıpkı bir Lego seti gibi. Ama çok daha ilginç. Ve yapıştırıcı olmadan yapamazsınız. Birkaç dakika ve halı hazır. Pompon kızlar odalarında ayna bulundurmalıdır. Ve onu şu duvara asacaklar. Ama nasıl süsleyecektik? Tatlılarla tabii ki de. Donat aynası olacak Sema. Biraz modellemek ile kullanabiliriz. Çok böyleydi. Dikkatin dağılmasın Jale. İşe koyul. Donat neredeyse hazır. Üzerine biraz geyser koyalım. Sema ilgilenecek. Bir saniye. Peki ya pasta süsleri? Havada kuruyan kilden yapalım. Bu iyi bir şey. Güzellik önce gelir. Tüm hazinelerimiz rafa kaldırılacak. Tahta bir kutudan yapalım. Ayrıca bir tornavidaya ve birkaç parça tahtaya ihtiyacımız olacak. Ayaklarını düzeltelim ve bitti. Mini rafı aynanın altına koyuyoruz. Mükemmel uyum. Asla çok fazla çiçeğe sahip olamazsınız. Ve birkaç favori şey daha. Hedefe ulaşıldı. Bu gerçekten güzel görünüyor. Ama tavan bir felaket. Sema, benim düşündüğümü mü düşünüyorsun? Hadi yapalım. Tül herhangi bir odayı dekore edebilir. Tavana sabitleyelim. Ve dalgalar yapalım. Yerinde tutmak için bir mobilya zımbalayıcı kullanalım. Bunu bir çocuk bile yapabilir. Aferin Jale. Ama evimizi daha da şirin yapalım. Güzel perdeler olacak. Bu sefer sarı tül kullanacağız. Çok hoş. Güzel. Sema biraz güzellik istiyor. Ayna hoş bir dokunuş. Ne yapıyorsun? İkinci kattaki çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Burası Jale'nin işini yaptığı yer. Tüm fiyonkların ustası. Rengarenk pomponları ekleyelim. Çok şirin görünüyor. Tülü iğnelerle sabitleyelim. Ne kadar zarif bir dekorasyon. Bir prensesin evi gibi. Eksik olan tek şey duvarlardaki çelenkler. Bu püsküller çok iyi olacak. Ve yapması çok kolay. Böyle tatil dekorasyonlarına ihtiyacımız var. Ve çok fazlasına. Birkaç katman halinde istifleyelim. Ve sonrasında orta kısmını bağlayalım. Fazlalıkları keselim. Ve folyoyu üstüne çekelim. Püskülleri bir ipe asalım ve çelenk hazır. Birinci katta yemek molası veriliyor. Sema bir ziyafet vermeye karar verdi. Dur, ya hediyeler çalınırsa? Olmaz, hemen bir kasaya ihtiyacımız var. Hadi bir basketbol topu yapalım. Topa bir kesik yapalım. Bir kutu kesici kullanalım. Voila! En değerli eşyaları kasaya koyabilirsiniz. Tatlılarımız. Aa, bu harika. Burada güvende olacaklar. Çok rahat oldu. Merhaba Jale. Vay canına. Burası harika görünüyor. Şimdi beni takip et. Sana bir şey göstereceğim. Bir bakalım hediyeler nerede? Sema, bütün yemeği sen mi yedin? Bu hiç adil değil. Endişelenme. Güvenli ve sağlamlar. Nereye sakladın? Söyle bana. Bu tuhaf. Etrafta tek bir şeker yok. Olmaz. Şekerler topun içinde. Harika fikir Sema. Keyfini çıkar Jale. En iyi arkadaşım için her şey olur. Çok lezzetli. En havalı fikirler bir anda ortaya çıkar. Jale, basketbol potası yapalım. Bu bir hop tube'dan mı? Bu kolay. İki boruyu bir halkaya bağlamanız yeterli. Parlak ve yuvarlak. Şimdi oynayabiliriz. Yaşasın. Atış zamanı. Ama rahatsız edici. Potanın duvara sabitlenmesi gerekir. Buraya mı? Yoksa buraya mı? Burası iyi. Kıyafetlere henüz ihtiyacımız yok. Kenara çekil. Ama askıları kaldırma. Hadi onlardan kanca yapalım. Bu çok kullanışlı. Potayı asalım. Ve tasarımı tavana yapıştıralım. Şampiyonluk zamanı. Önce sen Jale. Salon basketbolu çok eğlenceli. Sema, sen de dene. Vay canına. Tam isabet. Bu gece hiç uyuyamayacaklar. Vay vay vay. Bu bir deprem mi? Yoksa bir kasırga mı? Aa, hayır. Sadece ziyarete gelen bir arkadaş. Sema, aşağı gel ve bize katıl. Seni bekliyoruz. Zevkli. Sema partileri sever. Biraz eğlenelim mi?
Patlamış mısırsız parti mi olur? Bu senin için. Aa, çok lezzetli. Berylinde lezzetli bir şey var. Kim pizza ister? Harikasın. Daha sık ziyarete gelin. Bu gizli oda sadece arkadaşlar içindir. Herkese yetecek kadar yer var. Başardık Sema. Ama koça söyleme.